Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kıynam sadıklanlar ekranımızı bulsun. Ankara'ya yürüyüş kılıvatkan kayrındaşlarımız Bolu şehirde faaliyet kıldı. 15. dekabr İstanbul'dan Ankara'ya karap yoluğa çıkan kayrındaşlarımız yürüyüşünü cephalık devamlaştırmakta. Ali Ekber Damolam'ın yetekçilikinde Xitay tecavüzçilerinin vatanımızda elip beriyatkan irki kırgınçılık cinayetine Türk halkının şunlıklı dünyanın dikkatini tartış için Ankara'ya piyade yürüyüş hareketi 15. dekabr 9 kayrındaşımız bilen başlanan bulup hazır piyade yürüyüş kılıvatkan kayrındaşlarımızın sayı 26 kişiye yetti. Bugün kayrındaşlarımız Bolu şehirde toxtap Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvalini tunuşturuş maksudu şehir aylınıp Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali tasvirlenen teşviqat varakçılarını tarqatdı. Bolu şehirde Adalet ve Terakkiyat Partisi merkezini ziyaret kıldı. Ziyarette kayrındaşlarımızı Adalet ve Terakkiyat Partisi Bolu şöbesinin reisi Nurettin Doğan Ay kızgın kütüp aldı. Kayrındaşlarımız yine İyi Partiya Bolu şöbe merkezini ziyaret kılgan bulup İYİ Partiya Bolu şöbesinin reisi Bozkurt Efendi onlarını kızgın karşı elip, biz sizlerinin yeninlerde, sizler Ankara'ya barganda milletvekilleri bilen sizlerini kütüvalimiz diğerlerini bildirdi. Kayrındaşlarımız yine ülke ocakları Bolu reisi İsmail Akgül bilen görüştü. Ali Ekber Damollam onlarını kütüvalgan rehberlerine Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını irki kırgın kılıvatkallıkını, bırak halkara bununla sükut kılgallıkını, Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvalini Türk dünyası şundaklı halkarağı bildiriş üçün Ankara'ya yürüyüş kılgallıkını tanıştırdı. Her caydaki görüşlerden kin rehberlerge Şarkı Türkistan ve Türkiye bayrağı şundaklı Şarkı Türkistan'ı tanıştırgan kitapçı hediye kalındı. İgilinçe bu katımkı yürüyüş tahminen bir aygıcı devamlaştıran bulup, yol boyudaki şehir yazılarda Şarkı Türkistan'daki Xitay cinayetleri tepsili tanıştırıldıken. Ali Ekber Damollam söz diyene Ankara'ya yürüyüş seferine tihimi köp kayrındaşlarımızın katnışçığa çakırı kıldı. Ankara'dan başlayan bu faaliyetimizde destekte 9 kişiyle başlayan olsak bugün 30 kişiye ulaştı. Yani her günü eşitmeğe Ankara'ya barıdığan vaktimize kadar 300'ye yetişimden ölçerleyemiz. Ümit kılımız. Biz İstanbul'dan... Xitay muhbir teşkilab xalqaro jamiyatni aldashni planladi. 24 dekabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari 1000 nafar muhbirni tashkillab, Sharq Turkistonning ahvoli haqida xalqaro jamiyatni aldab ko'z bo'yamchilik qilish planini tuzgan. Yaqinda Xitoy markaziy tashviqot bo'limi bir qanchiligan muhbirni tashkillab, Sharq Turkistonga avatgan. Xitay teşviqat bilimi muhbirlarga Şarkı Türkistan halkının xatirjem yaşavatkan haleti haqqida yalgan meydan yasap ya ki Xitay'nın sizip bergen sizliği boyuca özünün kimliki aqidi kımmet karşıdan vazgeçip xatirjem yaşavatkan ailler haqqida maxsus film işlep teşviq kılıç buyruğunu çürgen. İgilinçe Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beruatkan irqi kırgın kılıç kılmışı xalqara cemiyatının qattıq narazı buluşuğu uçurgan bir peytte Xitay dairleri yalgan meydan yasap, yalgan körünüş yasap, özünü aklaşka tayırlanan. Xitay, Şarkı Türkistan'da türmelerini köpe etmekte. 24. dekabr ictimai uçur vasıtırda aşkarlanan uçurlarda məlum buluşça, Xitay, Şarkı Türkistan'da türmelerinin sani ve külümünü köpe etişki başlayan. Yakında Şarkı Türkistan'ın Xoten, Ürümçi, Aksu Qatarlıq oğrulardaki yeni silinigan türmeler pütüp, şiltişki tapşırılgan bulup, Xitay dairleri bu türmelerge tutkullarını tanışışki başlayan. Xoten'de yeniden silinigan yurunqaş türmesi yakında şiltişki tapşırılgan bulup, mezkur türmege Adem Qamaşqa ve Yötkeşki başlayan. Aksu'daki ayallar türmesindeki tutkullarını Ürümçi'deki türmelerge yötkep, Orniga Şarkı Türkistan'ın her kaysi oğrullarının er mehbuslarını yötkeşke başlayan. Hindonoziyada yeni bir kıtım deniz taşkını yüz beridigallıqı ilan kılındı. 25. dekabr Amerika Avazı haberde bildirilişe Hindonoziyadaki deniz taşkını tekşürüş üçün rayonu bargan mesullar yeni bir deniz taşkını apeti yüz beriş ihtimali barlıqı haqqıda agahlandırış berdi.
Xəbərdə Tanjong Lesung rayonudakı əlaqədar məsullar xalqın dəniz sahili ətrafından uzaqlaşması lazımlığını və izləb qutquzuş xidmətlərini davamlaşdırıyotqan ətrafların mə rayondan çıxıb getişini tələb qılğan. Tanjong Lesungdakı dəniz taşqını apitidə adam ölüş vəqələri görülgən bolub, bir səyahət yəstığa axbaratçıların kirişinin çəklənganlığı bildirildi. Xəbərdə Hindoneziya dövlətlik apətlərə təqabül turuş idarəsinin bəyanatında Şənbi günü yüz bərgən dəniz taşqında hazırğa qədər cəmi 373 kişinin həyatından ayrılğanlığı, 1459 kişinin yardar bolğanlığını və 128 kişinin yoqab getkənlığı ana Krakato namlıq yanar tağda elib barğan təkşürüşlər nəticəsində partlaşdı çaçırğan çoğun qıya parçalarının dəniz taşqını apıtının yüz birleşik səbəb bolğanlığını bildirdi. İstanbuldaki Uyghurlar Hindoneziya xalqı üçün dua tilavat qıldı. 24 dekabr İstanbulda yaşayotgan Uyghurlar Hindoneziya xalqı üçün dua tilavat qıldı. Faaliyetini Sharq Turkiston ulamolar birligi tashkillagan bo'lib, faaliyetga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon va bir qism Uyghur jamoati ishtirok qildi. Faaliyeti yig'ilgan jamoat birlikda Hindoneziya xalqiga atab Qur'on tilavat qilgandan keyin Sharq Turkiston ulamolar birligidan Mahmudjon Damollamning yetakchiligida Hindoneziyada yuz bergan apatda hayotidan ayrilgan qarindoshlarimizga shahidlik martabasi berishni, hayotidan ayrilgan qarindoshlarimizning tuqqanlariga sabr ato qilishini, yordar bo'lgan qarindoshlarimizning yarasining tezroq saqiyishini Allohdan tilab duolar qilindi. Maral Aqshanar xonim mazlumdan pasport so'rgan nadi bor dedi. 25 dekabr Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu yığılışında söz kılgan İYİ Partiya Reisi Meral Akşener Hanım Uyghurlar hakkında toxtulup bunularını bildirdi. Xalqara cemaat Xitayning Şarq Türkistan'da elib berayotgan bastırışları hakkında söz kılıvatıdı. Türkiye'de İYİ Partiya'dan başka hiç kimden ün çıkmadı. Şarq Türkistan'da mescitler çekilıvatıdı. Xitay Uyghur Türklerinin ailesiyle mecburi Xitaylarını uğrunlaştırıvatıdı. Her günü dua kılıvatı ben. Bırak devletimizin başkuruvatkan kişilerden ün çıkmadı. Uyghur Türkleri bizden numusumuz. Biz 11 Uyghur'un ehvalini sürüştü kılsak, onların pasportunu tekşürüvatımız, sürüştü kılıvatımız deyip cevap verdi. 2 aydan beri nemini sürüştü kılıvatısılar. Mezlumdan pasport soruğan nedir var? 4 milyon Suriyelikli Türkiye'ye pasport bilen aldınlar mı? Onların pasportunu sürüştü kıldınlar mı? O annelerin işte 11 Uygur Türk'ü 2 aydır havalimanında bekletiliyor. İYİ Parti buna getirin, dile getirince de pasaport kontrolü yapıyoruz diyorlar. Soruşturuyoruz diyorlar. 2 aydır neyi soruşturuyorsunuz? Hangi pasaport kontrolü yapıyorsunuz? Mazluma pasaport mu sorulur? 4 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye pasaportla mı aldınız? Soruşturarak mı aldınız? Pakistan'ın sabık başministeri Nawaz Sharif 7 yıl kamakka hüküm kılındı. Pakistan'ın sabık başministeri Nawaz Sharif çiriklik dilosu tüpeyli 7 yıl kamakka hüküm kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Pakistan'da sabık başminister Nawaz Sharif El-Azize Polat Tümür Zavutları çetişlik çiriklik dilosu dairesi de 7 yıl kamakka hüküm kılındı. Maliye Mahkemesi sabık başminister Nawaz Sharif'nin İki oğlu Hüseyin bilen Hasan tarafından Angliya ve Arap Birleşme Halifeliği Katarlık devletlerde kurulgan şirketlerinin faaliyetleri üstüde elip berivatkan tekşürüş hizmetlerini ahire tüketti. Mahkeme sabık başminister Nawaz Sharif'ni El-Azize Polat Tümür Zavutları çetişlik çiriklik dilosu tüpeyli 7 yıl kamak cezasına hüküm kıldı. Nawaz Sharif'nin dünya miqyasında minlerce offshore merkezden yirak şirketlerinin aşkarlanışıda muhim rol oynayan Panama hüccetlerde ismi tilge elinğalıqı. Şunaqlı özü ve perzentlerinin namı bilen tizimge elinğan şirketler tüpeyli, Pakistan Ali Sot Mahkemesi tarafından vazifesinden elip taşılınıp, siyasi hukukudan mahrum kılındı. Sabık başminister Nawaz Sharif vazifesinden elip taşlanğandan keyin bu şirketler üstüde tekşürüş elip berilişke başlandı. Maliye Mahkemesi bu yıl İyul'da Nawaz Sharif'nin kızı Meryem ve küyoğlu Muhammed Safdar Avan'ını mı çiriklik kılıç bilen ayıplab kamaklı hüküm kıldı.
Hürmet etili huzur görüşler. Şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetik haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılı program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet taşırımıza köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.